Mutlu akşamlar, mutlu yıllar. Değerli izleyenler hoş geldiniz Bloomberg ET stüdyolarına. 2 Ocak 2024 Salı akşamındayız. Bu akşam stüdyoda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova var. Burak hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yıllar olsun. İyi yıllar olsun hepimize. Ve Ankara'dan konuğumuz TOB ETÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Fatih Özatay. Fatih hocam siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yıllar olsun. Hoş bulduk. İyi yıllar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Hemen başlayalım isterseniz Fatih Hocam. Bugün dış ticaret verileri de açıklandı. Öyle bir başlangıç yapmak isteriz. Dış ticaret verileri üzerinden şöyle ben hızlıca çok ayrıntıya girmeden hemen okumak istiyorum. Aralık ayında ihracat 22.9, ithalat 29.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla dış ticaret dengesi Aralık ayı itibariyle -6.1 milyar, yıllık olarak da Ocak-Aralık olarak da 106 milyar dolar olarak gerçekleşti ki bir önceki yıla göre %3,20'lik bir daralma var dış ticaret açığında. Yani 2023'te dış ticaret açığı OVP'de öngörülen 112 milyar doların altında kalmış gibi görünüyor. Hocam rakamları nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz? Hemen öyle başlayalım isterseniz. Ardından da şunu sormak istiyorum size. Türkiye'nin bu performansı, Avrupa ekonomilerinin bu performansı, yani orada da daralmalar var, talep orada da ciddi miktarda daralmış durumda. 2024 senesinde nasıl devam edecek? Özellikle gelişmekte olan ülkeleri göz önüne alacak olursanız eğer bir miktar daha dış ticaretlerinde, mesela Türkiye özelinde dış ticarette bir miktar daha rahatlama olabilir mi? İhracat, ithalat dengesini kurabilecek miyiz? Ne dersiniz? Ya aslında rakamlar geçen yıla, geçen yıl değil tabii artık 2024'teyiz, 2022'ye göre fazla değişiklik göstermiyor. İhracatta sanıyorum yarım puana yakın artış oldu 2023'te. Toplam ithalatta ise bir o kadar, yani çok düşük azalma oldu. Neredeyse sabit kaldı diyebiliriz. Dolayısıyla bu ihracat açısından çok sevimli değil. Çok fazla çünkü arttı ama yani %1'in altında artış. Tabii önemli iki faktöre bağlı. Bir, esas ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'ndeki gelişmelere, oradaki gelir artışına bağlı. O açıdan bakıldığında hani 2024'te bu performansın çok değişmesini beklememek gerekiyor. İkincisi de rekabet gücü açısından reel kur önemli ama ilki çok daha belirgin. Reel kurda 2024'te eğer Merkez Bankası bu enflasyon hedefini tutturacaksa %36'yı, o zaman bir miktar Türk lirasının reel olarak değerlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu çerçevede bakınca hem Avrupa Birliği'ndeki büyüme hem de bizim Türk lirasının reel değeri olarak 2024'te anlaşılan bu civarda olacak. İthalata gelince evet, çok az da olsa bir düşme var, istenilen bir şey ama bu enerji dışında yok. Enerji dışında son ayın verisini bilmiyorum ama yıllık olarak enerji dışında artış var. Biz bunun biraz daha yavaşlamasını istiyoruz. Bu da büyümeyle ilgili bir şey. Niye istiyoruz? Yine enflasyonla mücadele açısından ve dış ticaretten daha da önemli bir veri olan cari işlemler açığı açısından istiyoruz. Dolayısıyla ithalatta daha gideceğimiz yer var anlaşılan. Yani ekonomiyi biraz daha soğutmak gerekiyor. Böyle değerlendiriyorum son açıklanan dış ticaret verilerini. Olumsuz değil ama hani müthiş bir olumlu gelişme de yok. Peki Fatih Hocam, Türkiye için, Türkiye özelinde biraz daha derine, biraz daha detaya girecek olursak eğer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın biliyorsunuz ihracatçılara yönelik özel seçilmiş kredileri var ki, mesela İTAK kredisi, bunların bazıları da özellikle ithalattaki ara madde ithalatını kısıtlayabilmek adına o ara maddelerin, ham maddelerin bir miktar Türkiye'de üretilmesini de yönlendirmeye, bir miktar buraya kaydırmaya da öngören şeyler, krediler. Ama ekonomide sıkılaşmadan bahsettiğiniz atılan adımların etkileri 2024'te herhalde birinci çeyrek belki ikinci çeyrekte daha da artarak hissedilecek ve bu önlemler, para politikasının bu sıkılaşması da sizin de vurguladığınız gibi cari işlemler dengesinde, cari açıkta endişeleri
ya da kötü gidişatı bir miktar frenlemiş gibi görünüyor. Ama enflasyonla mücadele dediniz ya, orada duracak olursak eğer, enflasyonla mücadelede duracak olursak eğer, zaten yüksek bir borç stoğumuz var. Dolayısıyla cari açık endişeleri bütün korkusuyla, bütün karanlığıyla kabus gibi yine hayatımıza geri dönecek ve elbette bunun da enflasyon üzerine ve elbette büyüme üzerine etkileri olacak. İthalat konusunda ekstra önlemler acaba alınması gerekir mi, ne dersiniz? Yok, sanmıyorum. Yani oradaki ilişkiyi büyümeden kurmak gerekiyor. Dolayısıyla yani sonuçta bizim ithalatımızın önemli bir kısmı ara malı ithalatı. Yani üretimimiz arttıkça, büyümemiz arttıkça daha fazla ara malı ithal ediyoruz. Ondan sonra da daha fazla yatırım malı, tüketim malı ithal ediyoruz. Yani asıl ilişki öyle. Böyle ithalata yönelik hani piyasa dışı çok yapılabilecek bir şey yok. Sonuçta dış ticaret anlaşmaları var, gümrük anlaşmaları falan var. O duvarlara toslamak mümkün. Burada önemli olan hem enflasyon açısından hem de finansman bulmakta zorluk çektiğimiz için finansman ihtiyacımızı, yani döviz finansmanı ihtiyacımızı azaltmak açısından büyümeyi biraz daha dizginlemek gerekiyor. Yani son büyümeye ilişkin son öncü göstergeler öyle çok önemli bir yavaşlama işaret etmiyor. Yavaşlamaya işaret eden veriler de var. Biraz toparlanmaya işaret eden veriler de var. Sanki bu 2023'ü %4 civarında bir şeyle bitireceğiz. Halbuki bu finansman ihtiyacını azaltmak için, dolayısıyla ithalatı azaltmak için, aynen öyle, sanki biraz daha düşmesi gerekiyor gibi bu büyüme oranının. Öyle değerlendiriyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Birazdan enflasyonu da ayrıca konuşacağız. Burak hocam, Fatih hocamı dinledik birlikte. Şöyle bakıyorum, ithalatta, ihracat ve ithalatta Aralık ayında en çok ihracat 11.9 milyar dolar ile ham madde ara mallarında olmuş. Aralık ayında en çok ithalat 19.9 milyar dolarla, ki bu %20 daralmış hali, 19.9 milyar dolarla yine ham maddede olmuş. Yıllık olarak baktığımız zaman da tablo yine aynı, rakamlar değişiyor. Ama ham madde ve ara malları ikinci sırada, yıllık baktığımız zaman tüketim malları ve üçüncü sırada yatırım ve sermaye malları var. İthalatta ham madde malları yıllık bazda yine birinci sırada, yatırım ve sermaye malları ikinci, tüketim malları da yine üçüncü kalemi oluşturmuş. Evet. İç taraf açısından da herhalde Fatih Hocam'ın söylediği gibi bir değerlendirmek gerekecek. Doğru. Öncelikle Fatih Hocam'a buradan bir tekrardan iyi yıllar diyeyim. Açılışta onu söyleyemedim. Şimdi tabii gelen verilere baktığımız zaman Aralık ayı verisi aslında ithalatta 10.73'lük bir azalışı da bize veriyor. Yani bu anlamda ithalatın neyi hep biz özlüyoruz? İhracat artsın, ithalat azalsın, ithalatta dışa olan bağımlılık azalsın. Özellikle bu ham madde, ara malı ithalatı konusu çok ciddi bir şekilde problem yaratıyor. Ama bu yapıdan çok kolay kurtulmak mümkün değil. O nedenle aslında alınan tedbirlerin etkilerini nerede görmeyi umut ediyoruz? Tüketim malı konusunda. Özellikle burada baktığımız zaman tüketim mallarındaki artışın son dönemlerde çok yükseldiğini görüyoruz. Daha evvel bu 9'lar, 8,5'lar seviyesindeyken 14.77'ye gelmiş. Ama temel olarak ithalatın içerisindeki ana kısım ham madde ve ara malı ithalattan oluşuyor. Az önce senin söylediğin gibi, evet. 168.45. Şimdi bu konu en önemli konulardan bir tanesi. Daha önce de çalışmalar çok oldu. Hükümetin ilk hükümet olduğu zamanlarda, yani 20 yıl evvel falan da çok bu konularla ilgili çalışmalar yapıldığını biliyorum. Kümelenme çalışmaları yapılıyordu. İşte dışarıda ithal edilen ham maddenin Türkiye içerisinde üretilmesi konusu çok gündeme gelmişti ama Türkiye'de bir malı üretip de ya da ham madde üretip onu pazara getirmenin maliyeti yurt dışından ithal etmekten daha pahalıya geldiği bir süreci yaşadık ve hala da hemen hemen öyle. O nedenle rekabet edebilmenin en önemli koşullarından bir tanesi de ham maddeye ucuz şekilde ulaşabilmek. Maalesef Türkiye'nin genel yapısı itibariyle bunu kıramadık ve çok da kolay olabilecek olan bir şey değil. Hepimiz programlarda söylüyoruz, işte katma değerli üretime geçilmesi lazım. İşte Türkiye'nin üretmiş olduğu sepet başına elde ettiği getirinin daha yüksek olması lazım. Buradaki ithalattaki azalışın temel sebeplerinden bir tanesi enerji maliyetlerindeki azalış. Elbette Merkez Bankası'nın uygulamaya çalıştığı önlemler de burada etkili oluyor. Ama
Bu esas azalışın sebeplerinden bir tanesi enerji maliyetlerindeki azalış olduğunu biliyoruz. İhracat çok azartmış durumda. Aslında bir rekora gidilmiş, yani önemli bir artış. Bu seneki gelen rakam, artış demeyelim de, fakat artış oranına baktığımızda 0.64'lük bir artış var. Yani binde 6'lık bir artışla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hani Türkiye'nin potansiyeli bunun çok daha ötesini yapabilir mi? Yapabilir. Fakat birçok şey yaşandı. Onu da unutmamak lazım bunları değerlendirirken. En büyük yaşadıklarımızdan bir tanesi deprem felaketi. O deprem felaketinde fabrikaların bir ay, üç ay çalışmadığı dönemler oldu. O aylar boyunca yapılamayan ihracat, onu da bunun üzerine varsayalım ki olmuş gibi düşünerek katarsak, ihracatın bundan çok daha yüksek olmasını bekleyebilirdik. Bence asıl problem burada değil. Asıl problem şurada. İstersen ondan birazcık bahsetmek Buyurun. İstiyorum. Şimdi bir veri açıklandı. Bu veri TÜİK tarafından 22-12-2023 tarihinde küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistikleri 2022 verisi. 2023'ü bizde yok. Şimdi biz burada hep şunu söyledik. Yıllar çok itibariyle... Çok özür dilerim. 2022 zaten 23'ün aralığında 23'ün açıklandı. 23'ün aralığında açıklandı. Yani tabii onu da önümüzdeki sene kısmet olursa görürsek, İnşallah. Ömrümüz yeterse göreceğiz. Şimdi KOBİ'ler çok değerli Türkiye açısından. Türkiye'de baktığımız zaman buradaki veriler içerisinde işte resmi tanımlamaya göre, mevzuata göre 250 kişiden az çalışan, istihdam eden kuruluşlara biz KOBİ adını veriyoruz. Ve Türkiye ekonomisi bu anlamda tam bir KOBİ cenneti. Yani KOBİ'ler 2022 yılında toplam girişim sayısının %99.7'sini oluşturmuşlar. Müthiş bir rakam. Neredeyse tamamı. Bir KOBİ cenneti. İstihdamın %70.6'sını karşılıyorlar. Personel maliyetinin %47.5'unu, cironun %42.5'unu, üretim değerinin %36.3'ünü karşılıyorlar falan. Çok değerli. Şimdi geçmiş yıllar itibariyle, yani geçtiğimiz 10 yıla kıyasla baktığımızda şöyle bir Türkiye'de olumlu senaryo vardı. Ya olumlu gerçeklik vardı. Senaryo değil de gerçeklikti bu. KOBİ'lerin ihracat içindeki ağırlığı çok yüksekti. Ve KOBİ'ler o devinimleriyle beraber çok ekonomiye de canlılık getiriyorlardı. Son dönemlerde biliyorsun bu seçici kredi uygulamasıyla aslında yapılmaya çalışılan şey şuydu. KOBİ'lerin bu gücünden yararlanarak Türkiye ekonomisindeki o hareketi KOBİ'ler üzerinden yaymak. Biz 10 yıl boyunca yapamadığımız şey KOBİ'leri büyük şirketlere dönüştürüp o ihracattaki artışları kalıcı kılamadık. En büyük problemlerden bir tanesi. Şimdi bunu nereden çıkardın diyeceksin. Baktığın zaman KOBİ'lerin en çok ticaret sektöründe var olduklarını görüyoruz. Hizmetler sektöründeki yükü de çok ciddi şekilde çekiyorlar. Fakat en az faaliyet gösterdikleri alan imalat sanayi. Oysa bizim imalat sanayi toplam ihracatımızın neredeyse %95'ini karşılıyor. Buna rağmen KOBİ'lere baktığımız zaman KOBİ'lerin orta yüksek teknoloji üretimdeki payları büyük işletmelerin hemen hemen yarısı. Yani orta yüksek teknoloji üretim KOBİ'lerde %11.4 iken büyük işletmelerde %23. Biz KOBİ'lerdeki o dönüşümü, teknolojiyi kullanmadaki iyileşmeyi, KOBİ'lerin büyük işletmeye dönüşümlerini ve ihracattaki katma değerli dönüşümü KOBİ'ler üzerinden sağlayamamışız. Geçtiğimiz yani %99.97'si üzerinde Türkiye ekonomisinin üreticilerini sağlayamamışız. Evet, yani bu dönüşümü sağlayamamışız. Öyle gözüküyor. Yani nitelikli üretim olarak adlandırdığımız emekten daha çok teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı ve orta yüksek teknoloji kullanan yapıyı KOBİ'lerde kuramamışız. Daha henüz büyük işletmelerin yarısı niteliğindeler. Bunu yüksek teknolojiye götürdüğün zaman aradaki fark çok daha büyük. Yani KOBİ'lerin payı %0.7, binde 7'lik payları var yüksek teknoloji üretiminde. Yani işte ne yapıyoruz? İnsan savaş araçları falan üretiyoruz ama bunun KOBİ olarak adlandırdığımız işte sanayinin belirli kesimlerine verilen alt parçaları topladığın zaman bütün Türkiye genelinde binde 7'lik bir oran tutuyor. Büyük işletmeler burada fark atmış durumdalar. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Türkiye kaynaklarını son 2 senedir özellikle en önemli kaynağı olan kıt kaynağı parayı bu KOBİ'leri geliştirmek ve KOBİ'lerin aslında ucuz kredi elde edip ihracattaki o devinimi sağlamak için harcadı. Yani yapılan bunca çaba demeyelim de ekonomik modelin değişmesinin temel sebebi aslında KOBİ'ler üzerinden Türkiye'nin kaderini değiştirmeye yönelik bir çalışmaydı. Fakat bunu başaramadı Türkiye. Çünkü KOBİ'lerin bu yapısını dönüştürürken sadece onlara para vermek ve bunu ucuza vermek yetmedi. Teknolojik destek vermek, belki bunları geleceğe yönüne hazırlamak, belki bunlara ihracat pazarlarını çeşitlendirmek, yani topyekun bir bakış açısıyla bakmadığı için ucuz ve kolay ulaşılabilir kredi vererek bunların verimliliğini arttıracağını düşünürken tam tersine bunların verimliliği azaldı. TL de değerlenince
Tam tersine de azaldı. Ne oldu? KOBİ'lerin toplam cirodan aldıkları pay azaldı. KOBİ'lerin ihracattaki payları rekor düzeyde azaldı. Yani ucuz para onları verimsizleştirdi. Bizim bunu görmemiz gerekiyor. Yani biz buradaki dönüşümü sadece para vererek ve bunu ucuza vererek sağlayamadık. Şimdi bundan sonraki süreçte zaten kaynağımız yok. Artık ortada bir kaynak yaratmakta zorlandığımız dönemdeyiz. O zaman bunlardaki bu teknolojik dönüşümü nasıl sağlayacağız? Bunların ihracat pazarlarını nasıl çeşitlendireceğiz? Mesela ağırlıkla bunları ihracat olarak Avrupa'ya yapıyorlar. Şimdi Avrupa pazarında olası bir tıkanma bunların da önünü tıkayabiliyor. Oysa bunlar Amerika'da hiç yoklar, KOBİ'ler. Neredeyse yoklar. Yani ya fason çalışıyorlar ya da işte o pazarlara giremiyorlar. Oysa mesela Ticaret Bakanlığı'nın alıp bunları peş peşe hepsi arkasında nasıl Özal zamanında uçağa atlanıp gidiliyordu. İşte bir Güney Amerika gezisi yapılıyordu. Hepsine orada pazarlar açılmaya çalışılıyordu. Kuzey Amerika gezisi yapılıyordu. O ihracat hamlesinin KOBİ'ler üzerinden yapılarak devam ettirilmesi gerekiyor. Yani bu ihracat rakamları bugünün rakamları ya da geçtiğimiz ayın rakamları. Ama gelecek eğer böyle gidilirse daha karamsar gibi gözüküyor ve bunu kırabilmemiz çok mümkün değil diye düşünüyorum bu verilerden yola çıkarak. Teşekkür ediyorum Burak Hocam. Fatih Hocam şeyi dengelerken anlatırken Burak Hoca ihracat ve ithalatı anlatırken özellikle tüketimden, tüketim mallarından bahsetti. Hocam bu şeyler yapılırken, hesaplamalar yapılırken Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular da bu ithalat ihracat dengesi içerisinde yer bulmuyor herhalde değil mi? Onlar bambaşka bir şekilde hesaplanıyordur. Yani yurt dışına giden para diye bakmıyoruz ona değil mi? Tam nereye giriyor bilmiyorum açıkçası. Ama şimdi ihracatımız da var bir tane. Teknik direktör ihraç ettik. İhraç ettik evet. Hocam ara sıra ben tabii bir Tottenham taraftarı olarak Tottenham'ı yakından takip ediyorum. Premier Lig'de samimi söylüyorum. Ben uzun yıllardır Tottenham taraftarıyım. Mert Aydın'a da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Kulakları çınlasın. Çok yakın oturuyor şu anda şeye. Ama Pep Guardiola'yı da takım gibi desteklerim. Yani hangi takıma giderse Pep Guardiola hocamı da desteklerim. Futbolu muhteşem. Her neyse. Hocam Tottenham'ın sosyal medya hesabında ne paylaşıyorlar biliyor musunuz? Futbolcuların antrenmanlarını paylaşıyorlar. O antrenmanlarda bir futbolu at cihazı var. Yani topu size belli bir hızda atıyor ve siz de belli bir mesafeden o topun hızı devamlı değişiyor. O topu işte atıyorum 30 santimlik, 50 santimlik bir dairenin içerisinde tık diye düşürmeye çalışıyorsunuz. Mesela Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımı giydi Richarlison. Muhteşem bir gol attı, fantastik bir gol attı. Yani Brezilya milli takımıyla adam çıktı top oynadı değil mi? Yani o da demiyor ki ben yıldızım arkadaş ben bu antrenmanı yapmam. Yapıyor o da orada hep beraber çalışıyorlar. Üçlü, beşli gruplar halinde vesaire. Yani Burak Hocam'ın söylediği gibi evet biz ithalat yapacağız, evet biz ihracat da yapacağız ama akıl yani know-how'ı getirsek ve onu kendimize uyarlasak daha mantıklı olacak gibi görünüyor herhalde değil mi? Öyle ya orada verdiği rakamlar önemli Burak Hoca'nın. Yani Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi aslında yüksek teknolojili hani orta teknolojiye geçelim yüksek teknolojili ürün çok üretemiyor. Zaten ihracat içindeki evet. Toplam ihracat içindeki payı da çok düşük. Sanayi ihracatı içindeki payı da çok düşük. Orada bir sorun var. Ya bu aslında ucuz krediyle, işte düşük faizli krediyle ya da ne bileyim ben Merkez Bankası'nın yatırım kredisi vererek falan çözülecek bir şey değil. Öyle olsaydı bütün dünya ülkeleri bunu yapardı. Herkes birbirine yüksek teknoloji ürün ihraç etmeye çalışırdı. Bu aslında sanayi politikasının işi. Yani bir tarafında eğitim var. Mesela Kore'nin 15-25 yaş üzeri nüfusun eğitim aldığı yıl sayısı 14. 14'ün biraz üzerinde. Mevcut Türkiye'de bu 8,5 civarında, 9'un altında. Ya dolayısıyla büyük bir fark var. Nicelik olarak. Nitelik olarak da mesela PISA testleri, o istim sonuçlarına bakmak lazım. Ya bu krediyle çözülecek bir şey değil. Bu işin bir kısmı. Ya ikinci bir kısmı da nasıl daha verimli, yüksek teknolojili biz ürün üretebileceğiz ve bunu nasıl daha istihdam yaratacak şekilde yapabileceğiz. Burada özellikle Burak Hoca'nın değindiği KOBİ'lerin yardıma ihtiyacı var. Burada devletin uygun bir sanayi politikasıyla işe girmesi gerekiyor. Uygun biraz yuvarlak bir laf oluyor tabii. Ama neyi kapsıyor mesela sanayi politikası burada? Onların iş planlarının değiştirilmesini kapsıyor mesela. Ne bileyim ben işte iki torna bir freze var. Mesela yerlerini değiştiriyorsunuz diyelim. Bir endüstri mühendisliği işi. Saat başına daha fazla ürün alıyorsunuz. Ya da ne bileyim işte stok planlarını değiştiriyorsunuz. Stok biçimlerini değiştiriyorsunuz. Ya da
iş gücünü eğitime geçiriyorsunuz falan, ama bunların devletin katkıda bulunması gerekiyor. Ama biz işin kolayına kaçıyoruz gibi geliyor. Elbette kredi politikası önemli. Ama onunla, tek başına onunla olmuyor. Bunu defalarca yaşadık. Onun için o dediğiniz antrenmanları, Tottenham'ın yaptığı antrenmanları yaptırmak gerekiyor. Aynen öyle hocam, çok doğru. Olmuyor. Yani sadece şöhretli futbolcu transfer ederek, yani ucuz kredi vererek bu iş olmuyor. Ona geliyor. Geçen sene Tottenham'ın hocası Antonio Conte şöyle bir ifade kullanmıştı. Yetenek pahalı. Yetenek artık çok pahalı. Herkes yetenek alamıyor. Dolayısıyla biz elimizdeki şeyleri, oyuncuları belli bir seviyeye getirmemiz lazım. Onu da nasıl yaparsın? Doğru oyuncuyu seçerek ve doğru eğiterek. Hem fiziksel, evet, hem mental olarak. Dolayısıyla sahada bir tane yıldızın varsa yanına 10 tane oyuncu dizebilirsin. En az onun kadar koşabilecek. Hatta belki daha fazla koşabilecek. En az onun kadar becerikli, çevik, atletik olabilecek 10 tane oyuncuyla dizebilirsin. Sahanı ki şimdi çok derinleşecek mevzu. Yani burada bir Sergio Busquets'ten alır da şeye kadar, Portekiz futboluna kadar götürürüz konuyu. Oradan oyuncuların nasıl, hep düşünün, gözünüzün önüne getirin Almanya'yı. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri bildiğimiz anlamda futbol oynamaya başladı. Ne kadar zaman oldu? Ama tornadan çok çıkmış gibi geniş omuzlu, uzun boylu, size'lı, hacimli ve hızlı, çevik adamları futbola kazandırmayı başardı. Her neyse, dediğiniz gibi Burak Hocam, dediğiniz gibi Fatih Hocam, know-how çok, evet, önemli. Ben de bir Liverpool taraftar olarak, yani insan celladına sevmeyiz, aşık olurmuş. Yani bizim, ben bir Beşiktaşlı olarak tam... Hocam yani nereden aklınıza geldi şimdi? Yani bilmiyorum, öyle bir zaafım var onlara. Burak Hoca'yla tam örtüştük burada, Liverpool ve Beşiktaş. Hocam yok, o şeyde değerlendim, masada değil o. Yani onu almıyoruz. Fatih Hocam şimdi... yıllardır konuşuyoruz, şey dinliyoruz. Geçtiğimiz sene Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Bey, Mehmet Şimşek de işte dış ticarete neden konuşuyoruz? Cari işlemler dengesi için, cari işlemler dengesine olan etkisi için. Neden? Orada açık vermemek, daha azaltmak, daha iyi yapmak vesaire. O konuyu değerlendirirken Mehmet Bey de bağlantılı olarak Türkiye'nin tasarruf açığı var dedi ki, hani ben 48 yaşındayım, kendim bildim bileli Türkiye'nin tasarruf açığı var diye gazetelerde yazılır, mutlaka bir yerden duyarsınız, radyo vardı o zamanlar, radyodan dinlersiniz, televizyonda izlersiniz vesaire. Bu tasarruf açığı nasıl bir şeydir hocam? Şimdi ben vatandaş tarafındayım, hep üzerime alındım bunca sene, anlatabiliyor muyum? Sadece vatandaş mı yapar tasarrufu? Ya Türkiye'nin tasarruf açığı var, ben bir şey yapıyorum böyle, yani hay Allah, keşke hani biraz daha tasarruf etseydim falan. Geride bıraktığımız dönemde öyle bir iç talep körüklendi ki tasarruf herhalde tamamen unutuldu, ama nedir hocam bu tasarruf açığı? Sadece vatandaş mı yapar bunu? Yani her ay dişimizden tırnağımızdan artırarak kenara para mı atmamız gerekir? Ama insanlar zaten geçim derdinde nasıl 3-5 kuruş arttırıp da oraya koyacak? Dolayısıyla bir yandan da enflasyonla mücadele, bir yandan da üretim, bir yandan da istihdam, bir yandan da ihracat, çok zorlu bir denklem gibi görünüyor. Öyle. Yani tasarruf açığı aslında milli gelir muhasebesinden çıkıyor. Yani milli gelir tanımını yazın. İşte tüketim artı yatırım artı kamu harcamaları artı cari işlemler açığı falan deyin. Gayri safi milli hasılayı yazarsınız. Buradan bir iki düzenleme yaparsanız şuna ulaşıyorsunuz. Cari işlemler açığı eşittir özel kesim tasarrufu eksi yatırımı veya özel kesim yatırımı eksi tasarrufu artı kamu kesimi yatırımı eksi tasarrufu. Yani kamu kesimi tasarrufundan fazla yatırım yapıyorsa, özel kesimde tasarrufundan fazla yatırım yapıyorsa cari işlemler açığı oluyor. Cari işlemler açığı da dış borçla finanse ediliyor. Bu çerçevede sizin sorunuza gelince, yok sadece bizlerin tasarruf yapması gerekmiyor. Kamu kesimi için de geçerli. Yani son işte ne bileyim ben mesela 10 yılın ortalamasını alırsanız Türkiye'nin tasarruflarının milli gelirine oranını emsal ülkelerle karşılaştırırsanız, emsal ülke tam doğru değil, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırırsanız onların ortalamasıyla düşük, Latinlerle karşılaştırırsanız yüksek, ama biz o gruptan çıkmak istiyoruz, zaten gelişmiş ülke olmak istiyoruz. Yatırımları karşılaştırırsanız yatırımlarda ortalamanın biraz altında, yani ortalamanın biraz altındaki yatırım düzeyini tutturabilmek için bile kendi tasarruflarımız yetmiyor. O zaman başkalarının tasarrufunu kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani dışarıdan borçlanmak zorunda kalıyoruz.
Bu ya bir çırpıda çözülecek bir şey değil. Mesela Türkiye burada doğru adımlar attı son 10-15 yılda. Ne bir tanesi bu doğru adımların bireysel emeklilik sistemi evet. getirildi. Bu tasarrufları arttırmaya yönelik bir şey. İşte devlet katkıda bulunuyor falan. Ama ikinci bir unsur daha var. Acaba kamu kesimi tasarrufunu arttırmak mümkün mü? Orada da akla vergi gelirleri geliyor. Hani vergi oranlarına bakınca vergi geliri dediğiniz şey sonuçta değil mi? Vergi oranıyla matrağın çarpımı. Vergi oranında bir sorun yok gibi görünüyor ama vergi tabanı dar. Bazı kesimlerden çok az vergi alabiliyor ya da hiç vergi alamıyor. Dolayısıyla hemen akla bir yapısal reform olarak Türkiye kayıt dışının üzerine giderek vergi gelirlerini arttırıp cari işlemler için biraz azaltabilir mi? Ya da bu vergi gelirleriyle eğitime daha fazla mesela kaynak mı aktarabilir? O geliyor. Ama bu da siyaseten de zor bir iş. Çünkü kayıt dışı dediğiniz yer bir dolu merdiven altı KOBİ işin içine girecek. Orada bayağı bir istihdam var. Burak Hocam rakamları verdi. O istihdam açığa çıkacak. Onlara nasıl yeniden iş kazandıracaksınız falan. Yani söylemesi kolay biz iktisatçılar için. Ya tasarruf açığı var, tasarruf açığını azaltalım falan diye de. Önerilen şeyin de siyaseten yapılabilir olması lazım. Fizibilitesinin olması lazım. Biz bunu öğrendik en azından bürokraside. Hani siyaseten yapılabilir olmayan bir şey öneriyorsanız kimse dinlemiyor zaten sizi. Öyle bir zorluk var. Yani özel kesimde bu iş zor. Özel kesim tasarruflarında. Kamu kesiminde bir kaynak görünüyor kayıt dışı açısından. Onun orada siyasi yapılabilirlik sorunu var. Aslında yapılabilse sadece tasarruf oranına çözüm yolunda adım atmıyorsunuz. Bir adım daha atmış oluyorsunuz. Ancak vergiden kaçarak üretim yapabilen, karlı olabilen şirketlerin kapanmasına yol açıyorsunuz. Onlar bir haksız rekabet yaratıyor. Dolayısıyla vergisini ödeyen şirketler daha pazarlarını büyütebiliyorlar. Daha fazla yatırım yapabiliyorlar falan. Daha verimliler ayakta kalabiliyor. Verimliliği artırmak için de önemli bir şey. Ama bu kısa vadede olacak iş değil. O zaman şuna gelmek gerekiyor. Tasarruf eksi yatırım açığı dedik. O zaman bu tasarruflarla hiç olmazsa ve dışarıdan borçlandığımız parayla yatırımlarımızı düzgün yapalım. Yani bunlar ne bileyim ağırlıklı olarak işte rezidanslara, AVM'lere gitmesin, altyapıya gitsin, sanayiye gitsin, eğitime gitsin. Bu açıdan mesela 2018 krizine giden yol, 2013-2018 arasında hatalar yaptık. Çok fazla bizim finans dışı şirketlerimiz borçlandı. Merkez bankalarının bankası konumundaki BIS'in uyarıları var. Çok fazla döviz cinsinden borçlanıyorsunuz diye. Keşke onlar verimli alanlara gitseydi. Ama çok fazla inşaat sektörüne gitti. Trump'ın attığı tweetlerde bizim ekonomik krize girince de inşaat sektörü büyük bir darbe yedi. Ve çok büyük bir istihdam kaybı oldu. Yani milli gelir o kadar düşmedi, düştü. Ama mesela 2001 kriziyle ya da 2008'le karşılaştırıldığınız zaman daha sınırlı oldu düşüş. Buna karşılık istihdam kaybı 2008'deki istihdam kaybından çok daha fazla oldu. Niye? Çünkü ticarete konu olmayan bir sektöre biz o kıt tasarruflarımızı ve dışarıdan borçlanmamızı aktardık. Ya yani biraz uzattım. Ama hem yatırım kısmı var işin verimli alanlara yönelmesi hem de işte kamunun vergi tabanını genişletmesi, özel emeklilik sisteminin geliştirilmesi falan gibi alanları var. En sonuçta Türkiye iyi şeyler yaptı ama diğerlerinde yok. Hocam öyle bir tablo çizdiniz ki bize içerisinde yapısal reformlar var. Planlar var. O planların arkasında durması gereken irade var. Hakikaten dediğiniz gibi dile kolay tasarruf açığı var ama yapması hakikaten meşakkatli bir işmiş gibi görünüyor. Burak Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çünkü çok kısa bir aramız var. Tamam, reklama gidelim. Ben de buna bir şeyler söylemek tamam. Eklemek istiyorum. Bir araya gideceğiz, ardından devam edeceğiz.
Tekrar birlikteyiz ve devam ediyoruz. Kısacık araya gitmeden önce Fatih Özatay hocama nedir bu tasarruf açığı ve ne yapılması gerekir diye sorduk. Hocam da öyle güzel bir tablo çizdi ki her şey yerli yerinde anlattı bize. Ama öyle de güzel bir orta yaptı ki şimdi bu da kafayla indireceğim Burak Hoca'ya. Hocam demek ki kamu başta geliyor tasarruf açığı diyorsak Fatih Hocam'ın söylediklerinden benim anladığım sıradan bir insan olarak yani kamunun öncülük etmesi gerekiyor, kamunun yönlendirmesi gerekiyor diye anlıyorum. Yanlış mı anlıyorum? Çok doğru. Hocam zaten her şeyi söyledi ama şunu söyleyelim, biz derslerimizde de hep şöyle görürdük. Tasarruf kamudan başlar. Kamu tasarruf etmezse kimseyi tasarruf ettiremez. Yani kamu en önemli göstergedir her zaman. Şimdi biz hep neyi konuşuyoruz? Para politikasının etkinliğini konuşuyoruz. Para politikasının doğru işlediğini konuşuyoruz. Para politikasının Türkiye'de olması gerektiği şekilde geldiğini konuşuyoruz. Ama aynı şeyi maliye politikası için konuşamıyoruz. Çünkü maliye politikasının sadece gelir ayağında gelir yaratmaya çalışan ve sadece gelir yaratma üzerine işleyen bir maliye politikası mantığıyla idare edilmeye çalışılıyor. Oysa aynı tasarruf yok. Hocamın söylediği gibi, evet. Tasarruf yok. Yani kamuda tasarrufu göremiyorsun. Kamunun ne yapması lazım? Kamunun altında bir sürü kamu kuruluşları var. Bunlar üniversiteler, şunlar, bunlar, ben kendim üniversite mensubu olduğum için söylüyorum. Bunların hepsine bir hedef sorulması gerekiyor. Yani senin ne kadarlık bir harcama veya bir harcama bütçesi içerisinde ne kadar tasarruf sağlayabileceksin diye bunlara sorulması lazım. Çünkü bunlar yıllardan beri o kadar ciddi bir şekilde harcamaya alıştılar ki her türlü şekilde. Yani bazı şeyler mesela gözükmüyor. Deniyor ki otomobil almıyoruz. Otomobil almıyor ama otomobil kiralaması yapılıyor. Ya da doğru. Başka verilen bir iş karşılığında o verilen müteahhit onun karşılığında bir otomobil alıyor bir kamu kuruluşuna. Onun otomobili üzerinden kullanılıyor. Dolayısıyla burada o kamu kuruluşlarının ne kadarlık tasarruf hedeflerine uyduğu ve uymazlarsa yaptırım olarak ne verileceğinin başında ortaya konması gerekiyor. Bunu yapmadığın takdirde hiç kimseden tasarruf bekleyemezsin. Yani tasarrufun görülebilir kılınması gerekiyor. İlla ben şunu savunmuyorum, işte devlet bütün varlıklarını satsın, işte ne bileyim. Değil, elbette değil bu. Yani bu tabii belki sembolik anlamda da önemi i̇şte var. İşte BES dedi hocam, Fatih Hocam anlattı demin. Evet. Yani bunun içerisinde sosyal güvenlik sistemi en büyük tasarruf yaratacak alanlardan biri. Eğer doğru kurgulansaydı ve sendikalarla doğru bir şekilde ilerlenebilseydi belki kıdem tazminatı fonu yaratılabilirdi ve o kıdem tazminatı fonunda ortaya çıkabilecek birçok mağduriyeti de önleyebilecek olan bir yapı çok da tasarrufa imkan sağlayabilecek şekilde ortaya konulabilirdi. Bu da olmadı. Yani yıllarca bu da tartışıldı. Ama kıdem tasarruf yapacak olan öyle bir konu ki hocam. Çalışan kıdem tazminatı fonu şeyini cümlesini duyar duymaz bütün tüyleri diken diken oluyor. Sendikaların bu konuda önerileri vardı. Yani sendikaları hep öcü gibi gördüğümüz için genel itibariyle bir de Türkiye'de örgütlü yapı korkutur her zaman iktidarları. Yani sadece mevcut iktidar için konuşmuyorum. Geçmişte de hep tarih korkuluyordu. Yani örgütlü yapılar korkutuyor. İşte işçilerin örgütlü olması, işte öğretmenlerin örgütlü olması, işte güvenliğin örgütlü olması. Yani o sendika yapısı korkutuyor. Ama bunu gerçekten uzlaşı noktasında belirli bir süreç içerisinde çözmeye niyetli olunsa bu bence çok kolay bir şekilde de çözülebilir. Yani sonuçta buradaki mevcut çalışanların haklarını hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacak yapıyı aynen korumak ama belirli bir yaş grubunda ya da yeni işe başlayanlardan itibaren zamanla kademeli geçişte ortaya konulabilecek olan bir fon yaratılabilir. Bu çok da zor değil. Diğer taraftan mesela bizim İşletmelerimiz açısından baktığımızda da aynı şeyler var. Mesela kıdem tazminatı karşılığı ayırıyorlar işletmeler. Bu hesapsal bir değer. Bunun karşılığı bankada para falan yok. Yani çoğu işletmede yok. Öyle diyeyim. Hepsini aynı kefeye koyamayız. Ya da işte maliyetlerine yönelik olarak maliyet gider karşılıklar ayırıyorlar. Bunların parasal karşılığı yok. Dolayısıyla bunların aslında yapılması gereken şey belirli hesaplarda depo ediliyor olması gerekiyor. O tasarrufu da şirketler özelinde sağlayabilmek için. İşte ne yapıyoruz? Şirketlerin sermaye yapılarını arttırıyoruz. Diyoruz ki 500 milyar oldu sermaye. 500 milyarı ödenmiş sermayesi, 500 milyar olan şirketin sermayesi nakit olarak ne kadardır diye baktığında o paranın karşılığı bankada yok ki hesapsal değer olarak gözüküyor. Oysa o paranın bloke edilmesi ve onun belirli bir nemalandırmayla hareket ediliyor olması al sana bir tasarruf kapısı yaratabilecek unsurlardan biri. Bir bu. İkinci konu, Türkiye ekonomisi kayıt dışı bir ekonomi. Yani bu çok net gördüğümüz bir gerçeklik. Onun için hep yabancı analistler Türkiye'ye yönelik olarak yaptıkları yorumlarda yanılıyorlar. İşte niye bu kadar çok tüketim oluyor ya da niye bu kadar çok büyüme rakamları beklendiğinden Türkiye'de yüksek çıkıyor? Çünkü kayıt dışı ekonomi burası. Yani bu ekonomi, iki özelliği var Türkiye ekonomisinin. Biri vadeli bir ekonomidir Türkiye ekonomisi. Bu vadeli ekonomi alırken de vade yapar, satarken de vade yapar. Bugün vadeyi kırdığın zaman, yani bunu Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği için söylüyorum. Vadeyi kırdığın anda bütün piyasayı çökertirsin.
Çünkü şirketler aslında banka kredisi alamadıkları zaman ya da bankadan finansman sağlayamadıkları zaman birbirlerine cari hesap usulü kredi açıyorlar aslında. Ve o vade yapısı onların ayakta durmalarını sağlıyor. Bu yapı Türkiye'de aslında sağlıklı gibi gözükmeyen yapı bugün Türkiye'deki şirketleri ayakta tutan en önemli unsurlardan bir tanesi. İkincisi vadeli ekonomi. İkincisi kayıt dışı ekonomi. Şimdi kayıt dışı ekonomiyle ilgili de son zamanlarda ben de çok duyuyorum. İşte bugün artık 200 liranın bir hükmü kalmadı, doğru kalmadı. Markete gittiğimizde çok komik hale düşüyor ve yüksek paralı, yüksek küpürlü paralara ihtiyaç var. Hocam en son ne zaman gittiniz berbere? Valla işte geçen ay gitmişim. Şimdi daha bu ay geleceğim. Yani bugün... %30 zam oldu. Yani 100 lira veriyordum, 130 liraya gelmiş. 250 lira verdim. Yani ne kadar artmış? Ya, bir şey de diyemiyorsunuz ki onun da maliyetleri. Yani sadece şey olarak... rakam olarak söyledim. Evet hani yani, yani Asaf Hoca da söylüyor berber. Oradan ölçüm diyoruz yani bizlerin hani genel olarak evin alışverişini benim eşim yapıyor. Ben o konuyu çok şey yapmıyorum. Yani neticede her gün fiyatlarla karşılaşmıyorum. Daha fazlası da vardır elbette. Muhtemelen vardır ama hani ben kendi berberde ya da ne bileyim otomobili yıkattığın zaman onunla ilişkin karşılaştığım maliyetlerle ölçebiliyorum. Kendi en azından hizmet maliyetimi. Bir diğer konu işte o küçük küpürlü paralar, büyük küpürlü paralar. Mesela şimdi deniyor ki 1000 lira, işte 200 liradan artık 1000 liraya geçelim ya da 500 liraya. Şimdi paranın küpürünü arttırdığın zaman kayıt dışılığı da körüklersin ülkede. Bir yere paranın bir yerden bir yere taşınması kolay hale gelir. Oysa olması gereken ne? Banka kartını ya da kredi kartını her yerde kullanılabilecek hale getirebilmek. Bugün işletmelerin en büyük zorlandığı unsurlardan bir tanesi bankaların kredi kartına yönelik olarak kredi kartı kullanımında uygulamış oldukları faiz oranlarının yüksekliği. Ne oluyor? Kayıt dışılığa itiyor şirketleri. Her gittiğimiz yerde şunu görmeye başladık. IBAN numaram şudur. Yani sizin bankadan kredi kartı kullanıp da o işletmeye ödeme yapmanız yerine sizin IBAN numaranıza para göndermenizi istiyor işletmeler. Buraya gönderdiğin zaman bu kayıt dışılığı da teşvik eden bir unsur haline dönüşüyor. Çünkü onu kontrol edebilmen çok kolay değil. Ya şahsi IBAN'ını veriyor, oraya bir para göndermiş gibi oluyorsun, teşekkür yaz diyor, bilmem ne diyor. Yani bu ibareler hayatın içerisinde. O zaman ne yapılması gerekiyor? Yani madem ki bu kullanım için olan kredilere ya da işte nakit çekim ücretlerine ya da nakit kullanımlara yönelik olan ücretlere belirli oranda sınırlar konuyor. Aynı şeyin kredi kullanımını teşvik etmek için gerekiyorsa devlet destek vererek kredi kullanımındaki ya da kredi kartı kullanımındaki o banka maliyetlerini sıfıra indirmesi lazım. Ve o POS cihazlarını işte telefonlar üzerinden kullanabilecek hale getirip yaygınlaştırması gerekiyor. Bu kayıt dışılığı önleyebilecek olan bir unsur. Ama ülke ekonomisinin genel yapısı bu kadar çok göçmenin olması, bu kadar çok farklı unsurların bir arada olduğu bir ekonomide kayıt dışılığı bugün bitirebilmen hayal. Bu mümkün değil. Onun için bu yapı içerisinde bulmak gerekiyor. Tasarruf edebilir mi kamu? Şu an mümkün değil. O kadar genişledi ki o tasarruf etme yetisini de ortadan kaldırdı. Onun için gelecek olan vergilerle, vergi artışlarıyla, işte otoyol zamlarıyla, köprü ücretlerine yapılacak olan zamlarla bunları telafi etme yoluna gidiyor. Yani işin temel noktası, çıkış noktasını bu olarak görüyor kamu. Zam yaparak bütçeyi denkleştirmeye sağlamaya çalışıyor. Başka çaresi yok gibi görünüyor. Evet, çünkü harcamadan vazgeçmiyor çünkü. Sebep o. Herkesin de söylediği gibi. Şimdi Fatih Hocam yarın Merkez Bankası enflasyonu 2023 yılı Aralık ayı ve de 2023 yılı enflasyonunu açıklayacak. Bloomberg HT anketinde de aylık olarak %3,12 yıllık olarak da %65 gerçekleşmesi bekleniyor. 2024'e dönük projeksiyonlara bakıldığında ise Mayıs ayı itibariyle enflasyonun zirve yapması %70'lerin üzerinde 74'ler 75'ler konuşuluyor. Zirve yapması ondan sonra baz etkisiyle de birlikte kademeli olarak aşağıya gelmesi ve yıl sonunda 36-42 bandında bir yerde şekillenmesi bekleniyor. Şimdi bugün İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye İmalat PMI Aralık 2023 raporu, Türkiye Sektörel PMI raporu açıklandı. Buradan birazdan daha detaylı konuşacağız. Burak Hocam soracağım ama şöyle cımbızlayarak bir ifade almak istiyorum müsaadenizle. Türk lirasındaki değer kayıpları, yükselen ücretler ve artan ham madde fiyatları girdi maliyetlerinin Aralık ayında da artmasına yol açtı. Ancak enflasyon oranında üst üste 5. ay gerileme kaydedildi. Buna karşın nihai ürün fiyatlarında Ağustos ayından bu yana en hızlı artış gerçekleşti. Yani fiyatlarda bir miktar artışa işaret ediyor değil mi Burak Hocam? Evet öyle. Şimdi bugün diyorum yani yılbaşı itibariyle
yönetilen, yönlendirilen şeyler de hayata geçti. Zamlar da hayata geçti. Fatih Hocam, bu çerçevede baktığınızda Mayıs ayında zirve derken 74-75 konuşuluyordu. Hani elbette tahmin bu. Daha üstü olur mu? Ve bu yıl sonu, yani şöyle sorayım, Mayıs ayında zirve ve de yıl sonu enflasyon hedefleri konusunda acaba sizin görüşünüz bir ay öncekiyle aynı mı? Ne dersiniz? Aynı. Ben Merkez Bankası'nın tahmini olan %36'nın ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Yani kuyumcu terazi değil, 36 elbette değil, 38 olabilir, elbette 39 olabilir. Gerekçem şu, bir enflasyonu belirleyen en önemli unsur Türkiye'de kur artışı. Merkez Bankası bunu 2-3 aydır, hatta 4 aydır kontrollü bir şekilde götürüyor. Birinci nokta bu. Yani son iki ayın dolar kurundaki artış yıllıklandırırsanız %30'a falan geliyor. Bu şeyle uyumlu %38 enflasyonla. İki, petrol fiyatlarına bakınca, ham petrol fiyatlarına bakınca 2023 ortalaması 82 sanıyorum. 82 dolar, 83 dolar civarında. Şu sıralar biraz daha düşük, 77 dolar. Doğru. Yayından önce şeye baktım, Amerikan Enerji Ajansı'nın tahminine baktım 2024 için. Aynı ortalama, sabit hemen hemen. Doğalgaz fiyatlarına bakarsanız orada bayağı bir düşüş var. Dolayısıyla enflasyonu belirleyen ikinci faktör enerji fiyatları. Enerji fiyatları yardımcı olacak. Üçüncü unsur, ücretleri koyabiliriz. Ücret artışı, asgari ücret artışı %50 oldu, %49 oldu. Zaten bunun hani %38'lik kısmı falan zaten %38 tahmini asgari ücretinde bir miktar artacağı, onun üzerinde %38 artı refah payı kadar artacağı beklentisiyle yapılmış olması gerekir. En fazla orada 6-7 puanlık bir sürpriz var. Bu en fazla Merkez Bankası'nın tahminleri 10 puanlık bir ücret artışı şoku, daha doğrusu beklentinin üzerindeki bir artış. Enflasyonu 1.3 puan falan etkiliyor. Son zamanlarda bu artmış olsa da 2 puan da olsa. Hani 36 değil 38 olur, 38 değil 40 olur. Oradan bir çok az bir enflasyonu arttırıcı etki gelebilir. Ama diğer unsurlar enflasyonu 38'in altına indirici şekilde. Bir diğeri, kur artışı önemli. Merkez Bankası peki bu kuru böyle kontrollü götürebilir mi? Neye bakacağız? Özellikle büyük merkez bankalarının faiz politikasına bakacağız. Sona erdi faiz artışları. Amerikan Merkez Bankası'nın, anlaşılan bir sürpriz olmazsa, evet, ve Avrupa Merkez Bankası'nın. Hatta ne zaman bunlar faiz indirecek diye düşünüyoruz. Onların faiz indireceği bir ortam Türkiye için, Brezilya için, Güney Afrika için, bizim gibi ülkeler için sevimli bir ortam. Kur açısından bizi rahatlatacak bir şey. Bütün bunlarla siz de söylediğiniz enflasyon bekleyişlerinden, hani en son Merkez Bankası anketi %41 öngörüyor. Muhtemelen bu biraz daha düşecektir. Bütün bunları toparlarsam %38-36 ulaşılabilir görünüyor. Ama burada sizin dikkat çektiğiniz bir zorluk var. Bu bugünden %65'ten %35'e yokuş aşağı gitmeyecek, tek düze gitmeyecek. Mayıs ayında %70'i aşacak. Şimdi buna siyaset sabreder mi? Yani 2023 Haziran'da başlamış bir politika var. 12 ay sonra hala enflasyon düşmüyor ve 65'ten 73'e çıkıyor. Sabrederse, yani politikalardan, hem para politikasından hem de maliye politikasından bir dönüş olmazsa, geriye bir dönüş olmazsa, hani 2021'e giden süreçte, 2021 Eylül'e giden süreçte yaşananlar yaşanmazsa, ben bu enflasyonun tutturulabilir olduğunu düşünüyorum. Şunu da unutmamak gerekiyor. Türkiye bunu yaptı daha önce. Mesela 2022 Şubat'ta sanıyorum, doğru, yıllık enflasyon %72 idi. Yıl sonunda %29'a düştü. Hani olabiliyor. Gerçi orada tek düze düştü. Arada bu söylediğimiz zorluk yoktu. Ya yani olabilir. Ben ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Tek zorluk, dediğim gibi, arada %74'e çıkıyor olması. Sabırları biraz zorlayacak olması. Kısaca böyle. Teşekkür ederim. Oldu bilmiyorum ama. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Fatih Hocam.
Tam Fatih Hoca'nın bıraktığı yerden enflasyonla ilgili eklemek istediğiniz bir şey varsa hocam buyurun. Bir de şu şeyi İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Aralık 2023 raporu. Kasım 2023'te Burak hocam 47,2 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Aralık'ta 47,4 olmuş. 0,2 puan artmış ancak hala 50 değerinin altında, yani daralma bölgesinde ve üst üste 6. ay. Evet, enflasyonla ilgili olarak bir not ekleyeyim. Buyurun. Hocamın söylediğine. Ya olabilir. Bu yolun, bu patikanın taşları geçtiğimiz yıl Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında zaten döşendi. Yani Haziran, Temmuz, hatta o dönemlerde acaba TÜİK de rasyonelleşti mi diyorduk. 9 nokta küsürler, onlara yakın enflasyonlar çıktı. Eylül ayında da kısmen yüksek geldi. Şimdi nerede yararlanacak baz etkisinden? Yararlanacağı aylar bu aylar. Yani o %74'leri Mayıs ayında gördükten sonra hemen Haziran'da yüksek bir enflasyona girecek. Baz etkisinden yararlanacak. Yani yüksek enflasyonun etkisinden yararlanan bir aya girecek. Temmuz zaten anormal yüksek gelmişti. Ağustos ondan da yüksek geldi. Dolayısıyla bu aylar rahatlayacak. Aşağı doğru çekecek aylar olacak. Ondan sonra Eylül ayında da matematiksel olarak o yavaşlamanın gittiği aylar olacak. Ancak politika etkilerini biz son çeyrekte bence net bir şekilde görüyor olabileceğiz. Ama tabii şunu da hatırlatmakta fayda var. İki tane şey var. Bir, enflasyonun düşüyor olması fiyatlar genel düzeyinin düştüğü anlamına gelmiyor. Yani gene enflasyonun olması fiyatların arttığı ama hızının yavaşladığı anlamına geliyor. Artış hızının yavaşladığı anlamına geliyor. İkincisi, bu sürdürülebilir bir noktada mı? Yani gerçekten Fed'in yaptığı gibi fiyatlar başını eğene kadar bu sıkı para politikası devam edecek mi? Onu görmek lazım. Gerçi edebilir. Yani seçim sonrasında bilebildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin önünde başka bir seçim yok. Yani bundan sonraki seçim dönemi artık bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemi. Onun için de 4 yıl daha kalmış oluyor. Rahat gidilebilecek olan bir süre var. O süre belki çok daha farklı ve olumlu şekilde kullanılabilir. Onun için olumsuz olmak için bir sebep yok. Ama bu baz etkisinden yararlanabilecek yolların, taşların Haziran, Temmuz, Ağustos'ta döşendiğini ben hatırlatmak istedim. Onu söyleyeyim. Şimdi PMI'ya geldiğimiz zaman PMI'da biliyorsun eşik değer 50. 50'nin altında daralma, 50'nin üstünde daha ekonomide canlanma ve genişlemeye yönelik olarak bir kanaatimiz ortaya çıkıyor. Şimdi burada PMI verileri açıklandığı zaman bu genel verilerin haricinde aslında hem üretime ilişkin verileri alıyoruz hem istihdama ilişkin verileri alıyoruz. Maliyetler falan da burada yorum olarak veriliyor. Bir de 10 tane farklı sektörü inceliyor İstanbul Sanayi Odası. O 10 farklı sektördeki son 6 aylık durumu da grafik üzerinden görme imkanına sahip oluyoruz. O nedenle çok değerli. Şimdi bu ayki verilere baktığımızda Kasım 2023'te senin dediğin gibi 47,2 gelmiş. Burada diyor ki maliyet artış hızı yavaşladı. Yani maliyetlerdeki artış hızının yavaşlıyor olması tamamen kurla alakalı bir şey. Çünkü ağırlıkla az önce konuştuk. Türkiye'nin ithalatının şurada %68,45'i ham madde aramalı ithalatına dayalıyor. Dolayısıyla bunun kurların belirli bir seviyede olması bunu bize sağladı. Şimdi seçim sonrası kurlar ne kadar gitmesine izin verilirse o kadar gidilecek. Ama tabii unutmayalım KKM yenilenmiyor. KKM'den çıkılan bir yıl olacak. KKM'den ortaya çıkan o likitte fazlasını nasıl çekecek Merkez Bankası? Çünkü bir taraftan o TL swap, döviz swap işlemlerine devam ederse bu sefer mevduat faizleri aşağı inecek ki onu istemiyor. Bir taraftan aslında döviz depo hesabı üzerinden, TL depo hesabı üzerinden giderse ayrı bir sıkıntı. Dolayısıyla o bundan sonraki süreci daha da zorlaştıran mücadele anlamında bir süreç. Fakat burada önemli olan şeylerden bir tanesi, onu not almıştım. Mesela biliyorsun biz Erhan Hoca ile her geldiği zaman burada seninle beraber konuşuyoruz. İktisadi yönelim anketi ortaya çıkıyor. Reel kesim güven endeksine de bakıyoruz. Kasım ayında aslında bu ay ortaya çıkabilecek olan verileri üreticilerin bize söylediği bir aydı. Yani demişlerdi ki ürün fiyatlarında artış olacak ama maliyetler de düşecek. Tam da onların söylediği gibi gerçekleşti Aralık ayında. Ürün fiyatları burada arttı ama maliyetlerde azalma var. Gene de maliyetler yüksek seyrediyor. O nedenle bu veriler çok değerli. Bir diğer önemli konu da mesela siparişler de yavaşlıyor. Onu da bu ayki iktisadi yönelim anketinde görmüştük. Yeni siparişlerdeki en sert yavaşlamanın kimyasal ve plastik kauçuk ürünlerde olduğunu
görüyoruz ki bunlar Türkiye'nin göreceli katma değer yaratan, ihracatta katma değer katan sektörleri. Onun için bu bence önemli. Bir de şimdi 3-4 gün sonra gelecek, tam tarihini şu anda hatırlayamıyorum ama bu PMI verilerinden yola çıkarak hazırlanan ihracat iklim endeksi gelecek. Onu da görmek gerekiyor. Dolayısıyla aslında hepsine birden baktığımızda sektörel yavaşlamalar var. Bu yavaşlamalar 6 aydan bu yana gelen yavaşlamalar ama özellikle maliyet düşüşündeki temel sebep olarak da uygulanan politikaların da kısmi olarak etkilerini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte sipariş miktarında da azalma olduğunu göreceğiz. Yani bu sert aşağı doğru geliş daha uzun müddet devam edebiliyor olur. Muhtemelen bir ödünleşme, yani Merkez Bankası Başkanı'nın dediği gibi bir ödünleşme noktasına gidebiliyor olabiliriz. Yani orada işte hocamın söylediği orada çok değerli. Hükümet bu politikaların arkasında ne kadar durabilecek, en büyük sıkıntı ve kafalardaki soru işareti o diye düşünüyorum. İşler o raddeye geldiğinde. Geldiğinde. Evet. Peki. Fatih Hocam, yönetmenim ne kadar kaldı? 2 dakikamız var. 2. Az önce dediniz ki, Burak Hocam da söyledi, siz de söylediniz ne kadar bu şeylerin arkasında, politikaların arkasında duracak. Tam tersini düşünelim. Öyle bir şey şu anda söz konusu dahi değil ama eğer biz enflasyonla mücadeleden vazgeçecek olursak enflasyon bütün kötülüklerin anası. Üreticiyi yıpratıyor, tüketiciyi yıpratıyor, geleceği yıpratıyor, fiyatları yıpratıyor, geçimi yıpratıyor, her şeyi yıpratıyor. Dolayısıyla bundan vazgeçecek olursak şu çok tartıştığımız orta gelir tuzağından kurtulabilecek miyiz birincisi? Bundan vazgeçtiğimiz zamanda dahi kurtulamadık. Dolayısıyla bu politikayı sonuna kadar sürdürmek en doğrusu mudur? Ne dersiniz? En doğrusu... Çünkü şeyi ayırmak lazım. Yani orta gelir tuzağından kurtulmak için bir istikrarı sağlamış olmanız gerekiyor. İki, o yetmez. Onun üzerine hani demin konuştuk eğitimle ilgili, evet, sanayi politikasıyla ilgili falan, hukuk sistemiyle ilgili yapılacaklar var. Yapısal reform kısmı. Ama biz şimdi istikrar kısmındayız. Yani hiç olmazsa orta gelirde kalalım bir süre daha. Oradan daha aşağıya düşmeyelim. Çünkü enflasyonu yaratan nedenlerden hoşlanmıyoruz biz. Enflasyon asgari ücretliyi, emekliyi vuruyor ama onu yaratan nedenler her şeyi bozuyor. Mesela ne işte çok fazla kur artışı oluyorsa, birden sıçrıyorsa buna yol açan nedenler var. İşte faizi çok düşük tutuyorsunuz, maliye politikası bozuk oluyor. O zaman bir finansman sorununuz ortaya çıkıyor veya kredi patlaması oluyor. O dış finansman sorunu yakıcı hale geliyor. O sizi krizin eşiğine getiriyor. Ya oralar Türkiye'nin tekrar dönmüyor olması lazım. Hani rasyonele döndük dedik ya. Evet. Yılın ilk yarısında demek ki rasyonel değildi. Çünkü bizi o eşiğe doğru getirmekteydi. O finansman sorunu Türkiye açısından çok yakıcı bir sorun. İstikrar onun için de gerekiyor. Yani onun türevi oluyor enflasyon. Fatih Hocam öyle çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Profesör Doktor Fatih Özatay, Profesör Doktor Burak Arzova, her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik. Veda edeceğiz. Değerli izleyenler, ekonomik görünümü burada bitiriyoruz. Yaklaşık 6 dakika sonra da küresel piyasalarla tekrar birlikte olacağız.